Merhaba web tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Türkçe sesli asistan Asistan B'ye bakacağız. Asistan B'yi ilk açtığımız zaman karşımıza böyle bir ekran geliyor, bir bilgilendirme sayfası. Bütün uygulamalarda neredeyse olduğu gibi tamam diyelim, bunları hızlıca geçelim. Bir kullanıcı sözleşmesi geliyor, bunu da onaylıyoruz. Bildiğiniz gibi daha önce de Türkçe sesli asistanlar incelemiştim. Gerek Ceyda bacımız, gerek Kezban Siri olsun. Çeşitli Türkçe asistanlar var. Asistan B de bunlardan bir tanesi. Biz ona çeşitli komutlar veriyoruz. O da bize cevap veriyor. Mesela direkt başlayalım. Ya da başlamadan önce ayarlarına bakalım. O daha iyi olacak sanırım. Uygulama bu arada ücretsiz. Şu reklam çıkınca aklıma geldi. Ancak bu reklamları kaldırmak istiyorsanız 9 lira 99 kuruş bir bedel ödemeniz lazım. Onu da belirteyim. Yani 10 TL. Ayarlarda şöyle, zaten Türkçe olduğu için bir sıkıntı yok. Anlaşılmayacak bir tarafı yok. Arka planda dinleyerek başlatmaya izin ver. Yani asistan B kapalıyken siz ona sesleniyorsunuz. Burada da seslenme komutunuzu seçiyorsunuz. İki tane komut var. Bir tanesi asistan asistan, diğeri de hey asistan. Uygulama kapalı bile olsa telefonunuza İşte bunlardan birini söylediğiniz zaman size cevap veriyor. Ancak bu burada da yazdığı gibi pilin anasını ağlatıyor. Çünkü mikrofon her an aktif durumda oluyor. Daha sonra sizin belirlediğiniz komutları buraya ekleyebiliyorsunuz. Mesela komut ekle diyelim. Komutumuza gözlük dediğimiz zaman o da bize Ankara desin mesela. Böyle saçma bir şey. Ankara diyerek komutumuzu ekleyebiliyoruz. Şimdi diğer ayarlara da bakarak devam edelim. Buradan işte eklediğimiz komutları görüntüleyebiliyoruz. Burada kendi adımızı yazabiliyoruz. İşte size ne diye hitap etsin. Şöyle yazayım buraya. Asistan adı. Bu da diyor ki asistana nasıl hitap edeceksiniz? Buradan değiştirebiliyoruz. Asistan diyelim. Tamam. Burada asistanın bize hitap edebilmesi için cinsiyetimizi seçiyoruz. Daha sonra buraya sosyal ağlarımızı ekleyebiliyoruz. İşte görünümle alakalı, tasarımla alakalı şeyleri buradan seçebiliyoruz. Mesela diyalog sınırı var. 50'ye kadar çıkartabiliyoruz bunu. Bu da şöyle ekranda görünen diyalog sayısı arkadaşlar. 50'den sonrasını mesela göstermiyor. Diğer 50'ye geçiş yapıyor. Mesela gelen mesajları oku seçeneği var. Bir bildirim geldiği zaman, mesaj geldiği zaman bunu size asistan B direkt okuyor. Şöyle benim çok çok hoşuma giden bir ayar var. Görme engelliler modu. Uygulamayı geliştiren kişilerin böyle bir şey düşünmesi de, ki bu uygulamanın temel amacı aslında bu olmalı. Benim çok hoşuma gitti. Onun dışında bir de namaz vakitleri geldiğinde size bunu söylüyor asistan B. Home tuşu ataması var. Şu home tuşuna basılı tuttuğumuz zaman asistan B'ye ulaşabiliyoruz. Basılı tuttuğumuz zaman değil, yanlış söyledim. İki kere bastığımız zaman. Onun dışında kullanım şartnamesi var. Asistan B'yi de tıkladığımız zaman işte oylayabiliyoruz. Twitter hesabına falan gidebiliyoruz. Burada bu şekilde ayarlar var. Bir de şu tarafa çekeyim. Burada da asistan B'nin neler yapabildiğini görüyoruz arkadaşlar. Mesela bilgi servisleri, Wikipedia'dan bilgi arama, hava durumu gibi bilgileri bize söylüyor. Birazdan hepsini soracağız zaten. Mesela sosyal ağlarda neler yapabiliyormuş? Tweet atabiliyormuş, Twitter durumunu güncelleyebiliyormuş, Facebook durumunu güncelleyebiliyormuş. Bizim söylediğimiz şeyleri yapıyor yani. Diğer işlevlerde de işte isim bilgisi, beni bundan sonra bir şey olarak çağır falan filan diye çeşitli briefler verebiliyoruz kendisine. Ya da mesela işte www.webtekno.com sitesini aç dediğim zaman direkt açıyor o siteyi. Geriye gelelim ve Asistan Bey ile bir tanışalım bakalım. Kezban mısın? Nesin? Bir öğrenelim. Merhaba. Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Sesin çok kötüymüş. Sanırım buna yanıt veremeyeceğim. Herhangi bir kişi hakkında bilgi edinmeye mi çalışıyorsun? Mesela Barış Manço kişisinin doğum tarihi diyebilirsin. Barış Manço kişisinin doğum tarihi dedim işte. Barış Manço kişisinin doğum tarihi 2 Ocak 1943. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Karşılıklı saygı çerçevesinde buluştuk asistan bey ile. Hava durumunu soralım bakalım ne diyecek. İzmir'de hava durumu. İçin hava bugün 0 derece ve
Ne yaptın dışarısı? Dışarısı cayır cayır yanıyor. Ne yaptın be asistan be? Anlamadın değil mi? İzmir'de hava durumu. Asistan B'yi kaybettik sanıyorum şu an. Error verdi. Asistan B. Lan B. Maalesef durdu. Çıkış yapıp tekrar girelim. İzmir'de hava durumu. İzmir'de için hava durumu bilgisi bulunamıyor. Ankara'da hava durumu. Kasvinagara için hava bugün 30 derece ve parçalı bulutlu. Kayseri'de hava durumu. Kayseri için hava bugün 23 derece ve az bulutlu. Arkadaşım sizin Kayseri'ye özel ilginiz mi var? Hey Siri deriz, Kayseri anlar. Ceyda'yı karıştırmıyorum. Oo. Tam olarak ifade edebilir misin? Bir ilin trafik plaka kodunu... Sus yavrucuğum, sus. Üzgünüm, anlayamadım. Herhangi bir Oho. kişi hakkında... Konya'nın plaka kodu. Konya'nın kodu kayıtlı değil. İzmir plaka. İzmir ilinin plakası 35. Herhalde buna yavaş yavaş anlatmamız lazım. Tane tane söylememiz lazım. Ben şu an bunu anladım. Ekran parlaklığımı %50'ye getir. 50'ye getir. Geçerli bir değer değil. Ekran parlaklığı %50. Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Ekran parlaklığımı %10 yap. Ekran parlaklığı Teşekkür ederim. %10 yapıldı. Ekran parlaklığımı %70 yap. Ekran parlaklığı %70 yapıldı. Aferin. Teşekkürler. Benim adım ne? Bunu bana sorma sebebini anlayamadım ama adın Lütfi. Ulan sana ne? Sorarım sormam. Gerizekalı. Sanırım buna yanıt... Ah ah ah. Seninle de herhalde yıldızımız barışmayacak gibi geliyor bana ya. Sabah 8'e alarm kur. Saat kaç için alarm kurulacak? 8. Saat 8.00 için alarm kurulacak. Onaylıyor musunuz? He. Evet. Evet. Konuşmaya başlamak için mikrofonu tıklayın diyor. Tıklıyorum arkadaşım. Ama bana cevap vermiyorsun. Titanic filmi hakkında bana bilgi ver. Veremedin. Anlayamıyorum. Bir filmin yönetmenini mi arıyorsun? Mesela Casablanca filminin yönetmeni diyebilirsin. Dövüş Kulübü filminin yönetmeni. Dövüş Kulübü filminin yönetmeni David Fincher. Evet, David Fincher. Evet, öyle. Dövüş Kulübü filmi kaç dakika? Delirdi. Beni üzüyorsun. Bak beni en çok Siri üzmüştü. Asistan Bey birinciliğe oynadın şu an. 10 dolar kaç TL? 10 dolar 27,10 Bravo. lira. Bravo. Tebrik ederim. Aptal. Bunu anlayamam. Alarm kur olarak algıladın gerizekalı. Tam olarak if. Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Herhangi bir ifadenin ne olduğunu merak ediyorsun, nedir şeklinde sorman yeterli. Gören. Nasıl Buna anladın? bir yan... Ya o dursun. O Söylemlerine dikkat edersen daha iyi anlaşabileceğimize inanıyorum. özür dilerim. Kalp kırıldıktan sonra gelen özrün faydası olur mu? Aga erkeğin kezbanı hiç çekilmiyormuş. Ben bunu kavradım şu an. Gözlük. Sanırım bunu anlayamıyorum. Anla... Gözlük. Ankara. Gözlük. Ankara. Sana ben niye komut ekledim? Herhalde küfürlü komutlara karşı bir şeyi var bunun. Bir derdi var. Bakıyorum sadece piç diyorum ben kendisine. Bilgi sayfasına bakmak ister misin? İletişim problemi yaşıyoruz gibi görünüyor. Neyse Sanırım arkadaşlar. buna yanıtım. Neyse millet. Asistan B beni delirtmeye yönelik hareketlerin babasını yaptı. Uygulama, hava durumu, plaka kodu, filmlerle ilgili bilgiler, işte ekran parlaklığımızı ayarlama, trafik bilgileri, hatta böyle zor matematik soruları gibi şeyleri yapıyor. Telefonla ilgili birçok şey yapıyor. Ancak şunu anladık ki asistan B küfürü hiçbir şekilde kaldıramıyor. Güzel bir asistan uygulaması olmuş.
Ancak eklediğimiz komutlara karşılık vermedi. Ben orasına tav oldum. Onun dışında aslında hiçbir problemi yok. Hava durumunda da birazcık sorun çıkardı. İşte Ankara'yı bambaşka yer olarak anladı. Bir tek Kayseri'yi anladı nedense. En son barışalım bakalım bir daha kendisiyle. Seni seviyorum. Seviyorsan git konuş bence. Daha da ben sana hiçbir şey demeyeceğim yani. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takipte kalın. Aynı zamanda webtekno.com'u da takipte kalın. Uygulamayla ilgili aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına atmayı unutmayın. Başka bir videoda, başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aptal.